Değerli basın mensuplarımız, çok kıymetli hemşehrilerim. Öncelikle teşriflerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hukuk ve etik ilkelere bağlı olarak yarışmış ve kazanmış belediye başkanları ve yerel yöneticilerimizi öncelikle tebrik ediyorum. 2240 sandıkta toplam 455 sandığa yönelik itirazlarımızı bugün saat 3 itibariyle gerçekleştirdik. 19 ilçemizin tamamında itirazlarımızı YSK'lara ve hakimliklerimize başvurmak suretiyle gerçekleştirdik. Bir sandıkta ortalama 250 seçmenimizin olduğunu hesap eder isek, toplam 114 bin seçmenin iradesini ortaya koyacak doğru sonucun alınması için itirazlarımızı yapmış olduk. Bu gerekçeyle elimizdeki delillerle birlikte yapmış olduğumuz itirazların seçim kurulu tarafından özellikle ve öncelikle ciddiye alınacağına inanıyoruz. Buna yönelik de konu başlıklarımızı değerli basın mensuplarımızla paylaşmak suretiyle tüm ülkenin gündemine taşımak istiyorum. Tam bir hukuk garabetinin olduğu, özellikle 5 ilçede sandıkların erken açılmak suretiyle ve sandık başkanı dışında hiçbir personelinin sandık kurulu üyelerinin kalmaması suretiyle resmen sandıkta bir gasp oluşturuldu. Bu gaspa karşı biz delillerimizle ve hukuki sürecimizi mahkemelere ve YSK'ya, seçim kurullarımıza bildirdik. Bu çerçevede özellikle evraklarıyla birlikte göstermek istiyorum ki saat 14.15'te açılmış bir tutanak. 14.15'te, halbuki 16'dan önce açıklanamaz. 14.15'te açıklanmış bir tutanak. 133 oy başka partiye, Enver Yılmaz ve İyi Parti'ye 0 oy. Halbuki çetelede bizim almış olduğumuz oy yazdığı halde 49 tutanağa yansımamış, yansıtılmamış bilinçli bir şekilde. Hiç oy çıkmadığı halde diye tutanak tutulmuş. Biliyorsunuz tek zarf var. İlçe meclisi, belediye başkanı ve ilçe belediye başkanı. Büyükşehir tutanaklarında hiç oy çıkmadı denilmiş. Halbuki ilçe belediye seçimlerinde 26 oy, ilçe belediye seçimlerinde 6 oy, meclis seçimlerinde 22 oy demek suretiyle büyükşehri sırf tutanaklara yansıtmamak için ilçe belediyesi ve meclis üyeliklerindeki evrakları İhmal etmişler, unutmuşlar. 201 geçerli oyun 51'i geçersiz sayılmış. 201 oyun 39'u geçersiz sayılmış. 201 oyun 43'ü geçersiz sayılmış. 237 oyun 141'i geçersiz sayılmış. Ve bunun yanında da bir tutanakta da göstereceğim gibi sadece 2 imza var. Halbuki yasa 4 imza altındaki tutanakların geçersiz olduğunu ve pusulanın işleme alınmayacağını söylüyor. Bunun yanında yine 231 geçerli oyun 47'si geçersiz ve elimizde yüzlerce var bundan. 182 oyun 34'ü geçersiz. 192 oyun 33'ü geçersiz gibi sayfalarca sayabileceğimiz mahiyette geçersizde aşırı bir artış yapılmış. Niye bunu özellikle söylüyorum? Bizim oylarımızı geçersiz kılmak için diğer siyasi partilerin pusulalarının üzerine basım yapıldı. Katılım 2019 seçimlerinden daha az olmasına rağmen 16.820 geçersiz oy var. Türkiye ortalamasının üzerinden daha fazla bir geçersiz oy Ordu'da maalesef kullanılmış oldu. 93.992 geçersiz oy var. 93.992 geçersiz oy var. Ve bu geçersiz oylar Akkuş'ta, Ünye'de, Çatalpınar'da ve Kumru'da yoğunlaşıyor. Horgan ilçesi ile Kumru ilçesinin sosyolojisi, insan yapısı, siyasi dengeleri birebir tıpatıp olmasına rağmen
Ben birisinde 6000 öndeyim, diğerinde 6000 gerideyim. Bu olmaz. Ve kırsal yoğunluğu dikkate aldığımızda Kumru ilçesi bizim az önce örnekleriyle bahsetmeye çalıştığım senaryoya uygun bir zemini hayata geçirdiler. Ne yaptılar? Sandıkları erken kapattılar. Az önce tutanağını gösterdim, 14-15 gibi. İkinci ne yaptılar? Tam iftar saatinde sandık başkanları, sandık kurulu üyelerini gönderdiler. Sonra ne olduysa ondan sonra. Biz buradaydık. Saat 7'den gece 11'e kadar hiçbir TV kanalında, ajanslarda ordu ile ilgili giriş yapılmadı. Saat 7'de %10 öndeyken saat gece 11 olduğunda bir baktık ki başa baş, daha sonra geriye düştük. Seçim kurulundan, Yüksek Seçim Kurulu'ndan süreci objektif olarak takip edemedik. Bunun yanında ajanslar, hem Ankara hem Aradolu Ajansı sağlıklı bilgi geçişi yapamadı. Çünkü bilgi geçmediler. Geçemediler. Bizim elimizde şu an itibariyle ıslak tutanakların %98'i hazır. Talebimiz nedir? Talebimiz şudur. Seçim kurullarının sandıkta kazandığımız seçimin orduların gerçek iradesinin gerçeğe yansıtılması. Biz adalet istiyoruz. Bu adaleti gerçekleştirecek olan hakimlerimize de güvendiğimizi, güvenmek istediğimizi özellikle belirtiyoruz. Ordulardan ne bekliyoruz? Bugün itibariyle itirazlarımızı yaptık. Bu itirazlar 2 günlük hukuki sürece tabi, sonra İl Seçim Kurulu, sonra YSK Yüksek Seçim Kurulu takvimine tabi olacak. Ordulardan istediğimiz şu: lütfen bütün ilçelerimiz sandık kurulları sayımlara tekrar başladığı andan itibaren hemşehrilerimiz lütfen adliyelerin önüne geçsinler. Bir, Ordu Barosu'nu göreve davet ediyorum. Fikri Zikri Partisi görüşü ne olursa olsun, bir hak gaspı var, bir usulsüzlük var, bir adaletsizlik var. O adaletsizliği giderecek meslektaşlarımızı sürece müdahale olmaya davet ediyorum. Bunun yanında da bugün itibariyle bir saat önce bütün ilçelerimizdeki başvurumuzu söyledim, yaptım. Bütün evraklarıyla ve delilleriyle yaptım. 30 tane avukat arkadaşımız pazar gecesinden itibaren şu saate kadar 2 gün hiç uyumaksızın hemşehrilerimizin hassasiyeti çerçevesinde süreci kontrol etme ve yanlışlığı düzeltme konusunda bizlere yardımcı oldular. Siyasi partilerimizin bazılarıyla dirsek temasına geçmek durumunda kaldık. Çünkü ıslak imzalı tutanakları bizim sandık görevlerimize vermediler. Yasaya rağmen vermediler. İl Seçim Kurulu Hakimi ve İlçe Seçim Kurulu Hakiminin talimatına rağmen vermediler. Ve vermeyince de fiili zor kullanacak hali yok tabii arkadaşlarımız. Çatalpınar'da kavga çıktı. Önledik. Hünye'de İstanbul seçimleri sonuçlanmış olmasına rağmen adliyenin 100 metre ötesindeki çuvallar sabah 4'te geldi arkadaşlar. Sabah 4'te geldi. Çünkü bunlar seçimin kaybedileceğini tahmin ediyorlardı. Anketler ortadaydı. Seçimin katılıma düşüklüğünü de dikkate almak suretiyle kırsal yoğunluğu olan ilçelerde, sadece sandık başkanlarının inisiyatif alabileceği yerlerde sandık görevlerini Ramazan ve iftarı da bahane etmek suretiyle gönderdiler. O göndermeyle birlikte sandık başkanı sandıkla baş başa kaldı. Bazı yerlerde mührü kırdılar. Çünkü mührü basan kendileri. Kırdıktan sonra açtılar. Açtıkları andan itibaren yaptıkları şu oldu: İyi Parti ve Enver Yılmaz yazan bütün oy pusulalarına çift dikiş mühür vurmak suretiyle oyları iptal ettiler. Çünkü 25 bine yakın bu gerekçeyle iddia edildiğini tahmin ettiğimiz oy var. İptal edildiğini tahmin ettiğimiz oy var. Aradaki fark 16 bin. 15 bin küsür. Zaten biz kendiliğinden yasal süreç başlamadan itirazlarımızla 1000 oy lehimize yazdırdık. Arada 7000'e düştü o. 7000 oy saf değiştirdiği takdirde zaten seçimin seyri değişecek. Ben şunu tahmin ediyorum. Türkiye'nin sembolilerinden bir tanesiydi. Bizimle birlikte %37'ye yakın oy almış olduk. Şu anda 160
67 bin hemşehrimizin oyunu aldık. 167 bin hemşehrimizin. Totale bakıldığında bu aşağı yukarı seçmenimizin, sandığa giden seçmenimizin yarısı. Bize destek veren bütün hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. Zira biz orduda ordu birlikteliği, ordu ittifakı niyetiyle bu yola çıktık. Onu da gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizde yoğun bir teveccüh oldu. Hiç hesap edemediğimiz, aklımızın ucuna gelmeyen alandan vurulduk. O da sandıktaki özellikle Ramazan ayı ve yüksek ilçelerdeki muhtarlık seçimlerinin bir an önce bitmesi telaşesiyle sandıklarda muhtarlık seçimleri sonrası hiç kimsenin kalmamış olması. Ondan sonra dediğim gibi sandık başkanlarının vicdanına kaldı. O vicdanın hesabı daha önce görüldüğü için vicdanla hesap arasında kaybettirilmek istenen biz olduk. İnşallah inanıyorum tek talebimiz var devletimizden. Bunu daha önceden de söylemiştim. Bu itirazlarımız çerçevesinde hepsi belgeli. Şu anda 455 sandığa itirazımız var. 115 bin seçmeni ilgilendiren itirazlarımızın olduğu sandıklarda biz yeniden sayım istiyoruz. Sadece yeniden sayın kardeşim. Orada da sandık kurulları, zaten bütün partilerin temsilcileri var. Hakim nezaretinde bunu yüksek il seçim kurulu, ilçe seçim kurulları kısa bir süre içinde yapacağına inanıyorum. Olmadığı takdirde biz gerekli yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Ve bu süre içinde de bütün vatandaşlarımızla sürecin bitmediğini, yasal sürecin bitmediğini, bundan sonra ordunun çok şeylere gebe olduğunu, hakkımızı sonuna kadar alacağımızı, sandığa giren her oyun sandıktan da Enver Yılmaz olarak çıkması konusunda gece gündüz bütün ordulu hemşehrilerimizin adına mücadele edeceğimi tekrar söylüyorum. Bir oyunla, bir komployla karşı karşıyayız. Bu gerekçelerle 2019 yılında İstanbul seçimleri yenilendi. Yenilenme son aşama ama biz kesinlikle yeniden bir sayım istiyoruz. O kadar masum talebimiz var ki o sayımı yapılacak olan hakimlerimiz sandık kurullarının huzurunda 115 bin seçmenin olduğu yaklaşık 455 sandığımızın yeniden sayılmasını talep ediyoruz. O gerçekleşirse hem kamuoyu vicdanı hem toplum vicdanı şu anki yapıyı kazandığı iddia edilen, yarışmış ve kazanmış olarak kabul edeceğimize inandığımız mevcut belediye ancak vicdanlarında kabul eder. Sayım olmazsa, bu sandıklar tekrar sayılmazsa ben mevcut belediye başkanını ordunun meşru belediye başkanı olarak kabul etmiyorum. Yeniden sayım yapılmadığı takdirde ordulu hemşehrilerimize yüksek sesle sesleniyorum. Yeniden sayım hakkımız bizim kanuni hakkımız. Gerekçeleriyle, dosyalarıyla, evraklarıyla, ıslak tutanaklarıyla birlikte bildirdik. Hakimlerimizin, bu konuda karar verecek hakimlerimizin, başta ilçe, sonra il, sonra da yüksek seçim kurulu. Hepsinin hiyerarşi çerçevesinde itirazda bulunacağımızın bilinci içinde olalım ve toplumumuzu bu konuda lütfen duyarlı olmaya davet edelim. Bir hak gaspı var, oylarımızı çaldılar. Çalınan oylarımıza karşı biz hukuki sürecimizi 30 avukatımızla birlikte yaklaşık 2 gündür burada devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız uykusuz kaldı. Bu millete sandıktan çıkan sonucu objektif olarak yansıtamayanlara karşı mahkemelerimizi, seçim kurullarımızı sonuna kadar göreve davet ediyorum. Ve altını çizerek söylüyorum. 2019 İstanbul seçimlerinin yenilenmesine sebep olan gerekçelerin 1000 katı burada var. Biz yeniden seçimse isteriz ama yeniden sayımla biz neticenin değişeceğine adımız gibi eminiz. Yeniden sayım istiyoruz. Hukuki süreç, itirazlar sonuna kadar yapıldı. Bütün hemşehrilerimizin bu konuyla alakalı bilgilenmesinde bu marifetle, sizler marifetiyle bilgilendirmek istedim. Seçim takviminde uğramış olduğumuz şantajları, tehditleri hep beraber gördünüz. Ama bütün bunlara rağmen milletimizin yarısı İktidar Partisi'nden de yaklaşık %17'lik bir düşüş olmak suretiyle Cumhur İttifakı'nda bize teveccüh gösterdiler. 2014'te 20 belediyenin 20'sini almışken şu anda yarı yarıya düşmüş bir iktidar partisi oyu var. Milletin oylarını kendisinden gittiğini anladıkça onlar sandıkta gerekli operasyonu yaptılar.
hep bahsetmiştim. İstanbul'dan bir çete marifetiyle yönetilen bir büyükşehir belediyesinden bahsetmiştim. O çetenin belli ilçelerde, özellikle kırsal yoğunluklu, köy yoğunluklu ilçelerde, seçmen yoğunluğu fazla olan ilçelerde. Nereler bunlar? Kumru. Neresi burası? Akkuş. Neresi burası? Ünye ve yukarıları. Neresi burası? Çatalpınar. Bir kişi kaldı, gerekli operasyonu yaptı. Biz de o operasyonun sonucunu düzeltmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah göstereceğiz. Bunun haricinde sürece ilişkin çok söyleyeceklerim var ama müsaade ederseniz seçim kurulu takvimi belli olduktan sonra kamuoyunu daha farklı alanlarda delilleriyle birlikte bilgilendirmek istiyoruz. Milletimizin teveccühü olan oylarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu şantajcılara, kumpaşlara karşı gerekli mücadeleyi verdik. Bundan sonra da vereceğiz. Biz kazandık, hak ettik. Hakkımızı sonuna kadar alırız. Tek derdimiz vardı. Sandıklara Enver Yılmaz olarak girilen oyun Enver Yılmaz olarak çıkacağına hep inandım, gördüm ve bildim şimdiye kadar. 30 yıldır da buna dayalı hiçbir olumsuz tecrübem olmadı. Fakat sandıklara Enver Yılmaz olarak giren oy Enver Yılmaz olarak çıkmadı. Bunu bir hakim, bir hukukçu olarak söylüyorum. Bu konuda da toplumumuzun tayakkuzlu olmasını istiyorum. Hırsız var diyorum, oylarımızı çaldılar diyorum. Bu hırsızlar toplum vicdanında kendileri aklamadıkları müddetçe o belediye binasında oturamazlar. Onun yolu mahkemelerin yeniden sayım suretiyle bu milletin kafasındaki soru işaretlerini gidermesidir. Evet, sorularınız varsa alabilir. Başkanım, Ünye'de bir basın kurulusunda çalışıyorum. Ünye'de 200'de yakın sandıkta siz öndeyken ve Ahmet Arpacıoğlu öndeyken şu an Ünye'de de şaibeler belli zaten. Ahmet Arpacıoğlu ile ilgili de aynı girişimler olacak mı? Çünkü onun da aynı mücadeleyi Ünye'de verdiğini görüyoruz. Ahmet Arpacıoğlu ile beraber yaptık başvuruyu. Biz şu anda ilçe belediyelerinden tahmin ediyorum 4 ilçe ve büyükşehirin tüm ilçelerinde sürece itiraz ettik. 19 ilçemizin tamamında sürece itiraz ettik Büyükşehir Belediyesi olarak. Ahmet Arpacıoğlu da itiraz etti. Arkadaşlar, seçmenin %63'ünün olduğu 4 ilçenin 4'ünde ben birinciyim. Ama sandıktan çıkmıyor. Ben anlamadım bunu. Ben bunu anlamadım. Size en düşük Ünye'de olacak diye beklerken Ünye'de de çok iyiydi başkanım. Yani, başa baş. Başa baş. Ünye'de başa baş. Fatsa'da aşağı yukarı öndeyiz. Altınordu'da çok ciddi öndeyiz. Perşembe'de de öndeyiz. Yani ben anlamadım gitti bu işi. Seçim kurulu inşallah müdahale eder de hep beraber toplum vicdanının bu konuda kanaat getirmesi lazım. Makamlar gelip geçecek. Fakat hiç kimse gasp yapmak suretiyle, hırsızlık yapmak suretiyle benim oyumu kendi hanesine yazamaz. Bunun tek yolu da sandıkların açılıp yeniden sayılması. Çok basit bir şey söylüyorum. Yeniden sayın kardeşim. Bu kadar. Başkanım, bu sandık görevlerinde kumuda sandıkta görevlerin olmadığı beyan ettiler zaten. Orada bizler de şey yaptık. Bir de o çift mühür dediniz. Bayağı bir rakam söylediniz olarak. Size gelen oyları çift kaşe basıp. Peki bu aşırı bir oy sayısı olursa bunu sizin aleyhinize veya lehinize nasıl sonuçlanacak peki? Şimdi şöyle. Yani 10 bin oydan bahsedelim. 10 bin oyun hepsi de çift mühürlü olursa nasıl bir şöyle, şey var olacak? Zeki Bey, çift mühürlü olan oyların hepsinde İYİ Parti var. Onu diyoruz işte yani. İYİ Parti var. Bu ne olacak? Çift mühürlü oylarla ilgili kararı mahkemeler nasıl verecekler ben de bilmiyorum. Ama hepsinde çift mühürün tarafının bir tanesinin İYİ Parti olması ki bize söylenen rakamlar yaklaşık 25 bin civarında çift mühür var. Yani birisi açmış. Yani İYİ Parti'yi görmüş, hemen yanına ilave başkasına koymuş. Parti önemli değil. Çünkü çift olduğu zaman iptal oluyor zaten. İYİ Parti'yi görmüş, yeniden Refah basmış. İYİ Parti'yi görmüş, Saadet'e basmış. İYİ Parti'yi görmüş, AK Parti'ye basmış. Zaten iptal. Ama hepsinin ortak noktası İYİ Parti. O ilginç değil mi? Bunları giderecek olan kim? Mahkemeler. Yani seçim kurulu. Bu sürecin mahkemesi seçim kurulu. O yüzden dilimize bağlıştım mahkemelerden. Başka var mı? Evet arkadaşlar, var mı sorunuz başka? Başkanım, kamuoyu Enver Yılmaz olarak sandığa girdi, Enver Yılmaz olarak çıksın istiyor. Sizden de bu dirayeti göstermenizi bekliyorlar. Sizin açıkçası sormak istediğiniz bir şey yok. Konuya vakıfız çünkü, alana da vakıfız. Enver Yılmaz olarak oylar girdi. Bizim de burada şahsi olarak, basın olarak değil, isteğimiz oyların Enver Yılmaz olarak çıkması.
Evet Ahmet Bey, şimdi Ünye'de Harpacıoğlu başkanımız beni gece 4'te aradı. Adliyenin seçim kurulunun 50 metre öbür tarafındaki ya da 100 metre öbür tarafındaki okuldaki çuvalların henüz yeni geldiğini söyledi ve kamerayla görüntü altına almış. O esnada İstanbul sayımları bitti. Kutlamalar başladı. Ya ben şimdi merak ediyorum. Hadi anlarız. Yani Mesudiye'yi anlarız. O da orada sayılıyor kardeşim. Altın orada da kutlamıyor. Akkuş seçmenin 3'te 1'i iptal. Akkuş seçmeninin arkadaşlar 3'te 1'i iptal. Çünkü ben özellikle kırsal yoğun, kırsal ve nüfusu seçmeni Kumru'da yoğun olayım. Efendim? Kumru ve Akkuş'ta ve Çatalpınar'da ve Ünye'de şu an itibariyle bizim bahsettiğimiz çalınma olayının olduğu, isim değişikliğinin olduğu, parti değişikliğinin olduğu, sandıktaki operasyonların başladığı ilçeler buralar. Ama ben 19 ilçenin tamamını evraklarıyla söylüyorum. Ya saat 16, 14, 15'te sandık açılmış kardeşim. İki imzayla sandık kurulları süreci kapatmış. 4'ün 6 geçersiz. Otomatikman geçersiz. Nasıl yaptınız bunu? Ne yaptınız bunu? Nasıl hesap ettiniz bunu? Ben anlayamıyorum. Muhtar seçimleri önce sayılmış. Muhtar seçimleri önce sayılmış. Çoğu yerde. Halbuki yasa diyor ki büyükşehir, ilçe, meclis üyesi ve muhtar. Muhtar sayımları yapıldı. Olayı söyleyeyim size. Bizim bölge insanı rahat anlayacağı şekliyle. Muhtarları ve yerel kalabalığı gönderdiler. Kendi kendilerini açtılar. Oldu bitti. Yaptılar operasyonu. Bastılar çift mühürü. Sandıkların tamamından Enver Yılmaz, ilçelerin tamamından Enver Yılmaz birinci çıkıyor. Ama sandıklardan biz çıkamıyoruz. Bunun bana birisinin hesabını yapması lazım. Ve bu meşruiyeti kazanmadığı müddetçe, bu şaibeyi kaldırmadıkları müddetçe Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler orduların belediye başkanı değildir.